Merhaba, ameliyat olanlar bilirler. Ameliyathanenin kapısına size damardan bir iğne yaparlar. O andan itibaren her şeyi kopar. Hop, bir bakarsınız uyanmışsınız, aradaki hiçbir şeyi hatırlamıyorsunuz. İşte bunu yapan ilacın ismi midazolam, satış ismi Dormekum. Bu ilaç ne yapıyor? Bu ilaç aslında hafızayı silmiyor. Kısa dönemli bir amnezi, hafıza kaybı yaratıyor. Daha doğrusu beynin yeni anılar inşa etmesini engelliyor. Benzer bir ilaç daha var. O da propofol. O da anestezide kullanılan bir ilaç. Propofol de hatta amnezi sütü olarak adlandırılıyor. Niye? Çünkü ilacın rengi beyaz, süt renginde. Ve bu ilaç aynı zamanda uykusuzluğa da çare olarak gösterilmiş. Ve maalesef biliyorsunuz Michael Jackson da bunu damardan yüksek dozda aldığından dolayı, yan etkilerinden dolayı hayatını kaybetmiş. Aslında hafıza silmek çok ilginç bir konu. Hafızayı gerçekten silebilmek için yapılmış olan bazı deneysel çalışmalar var. Gamma Knife adlı bir cihaz var. Aynı zamanda bazı gen tedavileriyle farelerde bu konuda ilerleme kaydedilmiş. Ama açıkçası şöyle bir soru daha var. Eğer hafızalarını silerseniz, kötü anılarınızı silerseniz, iyi anılarınız da belki arada gidebilir. Ve dolayısıyla aslında siz, siz olmaktan çıkarsınız. Aslında insanı yapan hem kötü anılar hem iyi anılar. Hem de kötü bir takım anılardan, tecrübelerden ders alarak ilerlemek gerekiyor. Yoksa bir de düşünün ki o zaman bunu kötü şekilde kullanılabilecek bir sürü insan olabilir ki bununla ilgili örnekler de aklınıza gelebilir. Hatta filmler vardır biliyorsunuz. Manchurian Candidate, Total Recall ve aynı zamanda bir aşk acısını ortadan kaldırabilmek ölçüyle anılarını, sevgilisinin bütün anılarını silmeye çalışan Jim Carrey'nin başrolünde oynadığı bir film vardır. Onu da size öneririm. Ama onu silerken bile ne kadar büyük acı çektiğini filmde anlatır. Dolayısıyla aslında bu iş çok cazip. Hatta komple teorileri üretmeye çok eğilimli bir konu olmasına karşın gerçekten insanı insan olmaktan çıkartacak bir konu gibi gerekiyor. Özellikle bunu biz yaşıyoruz. Ameliyatlardan sonra hastalar hiçbir şey hatırlamıyorlar. Hatırlamaları ile ilgili olan size daha farklı bir videoda anlatacağım. Anesteziden uyananlar, konuşulanları duyanlarla ilgili bir takım bilgileri aktaracağım bir videoda olacak. Ama konuyu uzatmamak için bunu kısa bir not olarak sizlere sunmak istedim. Evet, bu konuda da aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum. Hafızayı silsek ne oluruz? Sizden gelecek görüşleri de lütfen videonun yorumlar bölümüne yazınız efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.